başta da söyledik. Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Bu kurumlar bizim gibi ülkelerin hazinelerinin ve bu ülkelerdeki kurumların borçlanabilmesine ilişkin işte bir risk değerlendirmesi yapıyor. Moody's Türkiye'nin kredi notunu tarihteki en alt seviyesine düşürdü. Tarihte daha düşük bir seviye kredi notumuz olmamıştı. 2001 krizinden bile daha kötü. Ne diyor peki Moody's, bunu niye alıyor? Bakın diyor ki Moody's Türkiye'nin ratingi, yani kredi notu, bir ödemeler dengesi risklerinin artması. Nedir ödemeler dengesi riskleri? Ödemeler dengesi bir ülkenin dünyayla olan alışveriş. Yani bunun içerisinde ticaret de var. İşte ihracat ve ithalat. Bunun içerisinde turizm de var. Bunun içerisinde finansal hareketler de var. Yani Türkiye'ye birileri yatırım yapıyor. Türkiye'den birileri dışarıda yatırım yapıyor. Ve bir döviz girdisi ve çıktısı var. Bu döviz ve girdisi çıktısı arasındaki farkın derinleşmiş olması ve Türkiye'nin aleyhine büyüyor olması nedeniyle bir risk olduğunu söylüyor. İki, Türkiye'deki yetkililerin, otoritelerin, Merkez Bankası başta olmak üzere Türk lirasının değerini istikrara kavuşturma konusunda yaşadığı güçlükler dikkate alınıyor. Ve yine burada sık konuştuğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde yaşadığı sıkıntıların büyümesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notunu tarihteki en düşük seviyeye indirmiş durumda. Daha düşüğü var mı? Var. Peki biz bu düşük seviyeyle, yani bu kredi notundaki indirimle beraber, düşürmeyle beraber kimlerle aynı ligde, kimlerle aynı sınıfta bir ülke ekonomisine dönüştük derseniz, onu da bugün sosyal medya hesabında Barış Soydan paylaşmış. Hazırsa onu da verelim. Sosyal medya hesabında Barış Soydan diyor ki, bakın ben de şuradan size hızlıca okuyayım. Türkiye'nin notunun indirilmesiyle beraber Moody's'in B3 notunu verdiği diğer ülkeler neler? Biri Türkiye. Artık Türkiye o sınıfta. Moğolistan, Nikaragua, Nijer, Pakistan, belki adını çok nadiren duyduğunuz bir Afrika ülkesi Swaziland, Tacikistan, Kırgızistan, Moldova. Türkiye lig düşmeye devam ediyor. Ekonomide biz şu an bu ülkelerle aynı sınıfta hale geldik. Peki gerçekten hak ettiğimiz bu mu? Şimdi aklınızda şu soru olabilir. Ya bu, ya şimdi saydığımız ülkelere bakalım. Az önce de söyledik. Swaziland, Tacikistan, Kırgızistan, Nikaragua, Moğolistan. Ya Türkiye bunlarla bir mi? Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri. Nasıl notu bu kadar kırık olabiliyor? İşte bu bir beceridir. Yani beceridir derken, hani bu başarısızlığı yaratmak bir beceri. Çünkü Türkiye'yi normal haline bıraksanız bu ülkelerle aynı ligde olma ihtimali yok. Ekonomisinin büyüklüğü, dinamizmi, kaynakları, o kaynakları yok etmiş olmanız lazım ki büyük bir beceridir bu da, az önce söylediğim gibi, siz bu ülkelerle aynı sınıfa düşesiniz. Çünkü bakın tekrar ediyorum, bu tip not indirimleri böyle hadi ben Türkiye'nin notunu indireyim diye yapılmaz. Biliyorsunuz bir dönem bu not indirimleri gündeme geldiğinde hükümet yetkilileri, ekonomi yönetimi çıkıp dış güçler, işte dış mihraklar, yabancı mihraklar bize oyun oynuyorlar demişlerdi. O zaman şu an ne var? Mesela o zaman hadi gündemde Türkiye'nin dünyayla olan negatif işte uluslararası ilişkilerdeki sorunları vardı. Bugün öyle büyük bir kriz yok ki. İşte Brunson krizi vardı. Mesela Brunson krizinin üzerine Türkiye'nin notu indirilmişti. Hadi orada siyasi karar aldı. Bugün niye aldılar bu kararı, hiç düşündünüz mü? Ekonomi yönetiminin sizce de şöyle bir oturup aklını başına alması, ya biz ne yapıyoruz demesi gerekmez mi? Yok demiyor. Bakın şimdi size bir dizi